Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi bu e, İstanbul'da da neredeyse birçok şehirler arası yollarda, duvarlarda, kayalıklarda bir çare çare Sarıgül sloganı yazıyor. Bu niye oldu bu? Siz gizliden gizliye mi yazdırıyordunuz bu çare Sarıgül? Ü? Nasıl oldu bu? Yani bu bir kült biliyorsunuz bir kült deriz bunlara ya bir e, e, başta öyle görünmeyen bir sanat eseri bir süre sonra kült hale gelir ya da bir popüler e, konu ya da slogan böyle kült hale gelir. Nasıl bu kült hale geldi bu Çare Çaresarı? Şöyle 2005 yılında Sayın Baykal'a karşı mücadele verdiğimiz zaman bir e, Sivas'ta e, Su şehrinde e, gençler o dönemde işte Çare Baykal değil Çare Sarıgül diye yazdılar. Oradan sonra doğdu, gelişti. Aslında o Çare Sarıgül ben değilim. Çare Sarıgül ülkenin geleceği. Onlar beni yazmıyorlar. Onlar demokrasi, barışı, özgürlüğü, e, mutluluğu, sevgiyi yazıyorlar ve kendi geleceklerini yazıyorlar. Yani ülkede bugün işler iyi gitmiş olsa, e, iktidar son derece başarılı olsa, muhalefe son derece iktidara yakın bir oy olsa beni yazmıyorlar. Başkasını yazarlar. Evet. O nedenle o çare e, kendi gelecekleri ama ben bir gerçeği de söyleyeyim. Şu anda sistemli bir şekilde de bizim gençlerimiz onu yazıyorlar. O da bir tanıtım, bir propaganda. Hmm. Ben Çok san yani hiç i̇şte net. Evet. Hmm. Çarşamba günü akşam ee, değişim kadınları, Değişim gençleri şu an itibariyle her Çarşamba akşamı e, yaklaşık olarak 500 genç yazıya çıkıyor. Önümüzdeki bir ay sonra yaklaşık olarak aşağı yukarı e, 15 bin genç yazıya çıkacak. Türkiye'nin her tarafında Dağ taşa çareser gül yazacaklar. Çünkü biz tanıtımımızı yapmak zorundayız. Bize televizyonlar kapalı, bazı televizyonlar bizi yayınlamıyorlar. O büyük gördüğün, o kelle felle gördüğün kanallar bize henüz çağırmıyorlar. Dikkat almıyorlar. Niye? Şöyle korkuyorlar, çekiniyorlar. Mesela ben televizyonlarında böyle ikiye bölünmesine çok karşıyım. Yani bir o, biri o tarafı tutuyor, biri bu tarafı tutuyor. Çok hmm. yazık. Böyle bir şey olmaz yani. Hmm. Böyle bir şey doğru bir şey değil yani. bu Hiçbir partinin kanalının olmaması lazım. İktidar Partisi'nin kanalları var. Muhalefet Partileri'nin kanalları var. E bizim kanalımız yok. Hmm. Doğru bir şey değil. Bakın bir şey söyleyeyim. Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit'in, Sayın Türkeş'in, Sayın Erbakan'ın kanalı oldu mu? Erbakan son dönemlerde bir şey yapmaya çalıştı. TV5'te bir doğru bir şey değil. Bir siyasi partinin kanalının olması doğru değil. Bir siyasi parti bütün Türkiye'ye hitap etmesi lazım. O nedenle Türkiye Değişim Partisi bize oy versin, oy vermesin. Biz bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Mesela bazıları diyor ki %50'si benim. Geri kalan ne yaparsa yapsın. Biz öyle demiyoruz. Hı. Biz yurttaşlarımızın %40'ını, %30'unu, %50'sini değil, biz yurttaşlarımızın %100'ünü kucaklamak istiyoruz ve %100'ünü de yüzünü %100 güldürmek istiyoruz. O çareleri daha çok göreceksiniz. Bu araştırma şirketlerinin yine gündemi...